Şimdi tabii Erzurum siyasetini konuşmamızı yer değiştik, evet. Bana böyle daha rahat geldi. Bu arada tabii Erzurum siyasetini bir konuşalım. Biliyorsun artık seçim startı verildi. AK Parti hızla kongrelerini yapıyor. Büyük kongreye doğru gidiyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak var, bir birliktelik var. Ama tabii bunun Erzurum siyasetine nasıl yansıyacağı, Erzurum siyasetinde neler olacağını, daha doğrusu Erzurum'da milletvekili listelerinin nasıl şekilleneceğini, Erzurum'da işte Büyükşehir Belediyesi'nde, Erzurum'daki ilçe belediyelerinde ne tür bir denge ortaya çıkacağını mutlaka bir konuşmak lazım. Tabii ki milletvekillerimizin şehre bakışı, milletvekillerimizin şehrin sorunlarına ve problemlerine bakışı çok önemli. İşte az önce konuştuk. Karizma İnşaat, Mustafa Ilıcalı Sayın Vekilimize hemen buradan bir görev düştü. Eğer oradan bir daire şehidimiz alamıyorsa Sayın Milletvekilimiz bir daire alacak. Almalı ve o şehidimize vermeli. Erzurum'da bununla ilgili bir bilinç oluşturmak, bir kamuoyu oluşturmak da bizim ana ve asli görevlerimizden bir tanesi. Şimdi Erzurum siyasetine bir bakalım, Erzurum siyasetinde neler oluyor? Şimdi Can Bey, biz aylardır seçim satım haline daha henüz girmemişken Erzurum milletvekillerini konuşmaya başlamıştık. Erzurum milletvekilleri işte Recep Aktağ zaten Erzurum'un değil artık. Ya, Türkiye'de de değil. Dünyada bakan, sağlık bakanlığında evet. Artık bir çığır açtı. Artık marka oldu. Recep Aktağ bir markadır dedik. O markayı değiştirme şansımız yok. Çünkü o Recep Aktağ. Onun ismi devam, Recep Aktağ. Devamına girelim. İbrahim Aydemir, evet İbrahim Aydemir halk arasında ama İbrahim Aydemir'de ben şunu görüyorum, her yerde İbrahim Aydemir var. İbrahim Aydemir düğünde İbrahim Aydemir, cenazede İbrahim Aydemir, açılışta İbrahim Aydemir her yerde. Yani İbrahim Aydemir'in zaten milletvekili olmadan önceki hayatındaki o İbrahim Aydemir'in milletvekilliği hiçbir şekilde değiştirmedi. İbrahim Aydemir yine halkın arasında, İbrahim Aydemir yine Erzurum'la özdeşleşmiş yapısıyla yine Erzurum milletvekilliğini devam ettirdi. Peki İbrahim Aydemir'den iyi bir belediye başkanı olmaz mı? Hadi bir fikir atayım ortaya. Yani geçen hafta biliyorsunuz Mustafa Ilıcalı ile ilgili söyledik. Mustafa Ilıcalı'nın Erzurum'da olur mu dedik. Bununla ilgili bir kamuoyu yapmamız gerekiyor dedik. Ya yani İbrahim Aydemir'den... Ben Mustafa Ilıcalı ile ilgili fikir beyan edenlerin fikirlerini topluyorum. Onları önümüzdeki haftalarda halk ne düşünüyor, nasıl bir tepki veriyor şeklinde bunu tabii ki konuşacağız. Ama İbrahim Aydemir'in halkın her kesimiyle senin anlattığın üzerinden söylüyorum, gerçekten de öyle. Açılışta, cenazede, hastada, sivil toplum örgütlerinde, Erzurum'un yatırımlarında her yerinde İbrahim Aydemir var. Ama İbrahim Aydemir ismi hem bir gazeteci, bir gazeteci olması hasebiyle Erzurum'da halkın her kesimini kucaklayan bir insan. Zaten milletvekilliğinden önce de böyle bir insandı. Herkesle diyaloglu olan bir insan. Acaba diyorum yani Mustafa Ilıcalı'yı düşündük ama sen şimdi anlatınca işte birden şu anda aklıma geldi. Yani bu böyle bir önceden tasarlanmış ve planlanmış bir şey değil. Tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen de mutlaka aday ama siyasette böyle bir fikir alışverişi yapalım, beyin jimnastiği yapalım diye diyorum. İbrahim Aydemir'den Erzurum'a iyi bir büyükşehir belediye başkanı olur mu sence? Şimdi şunu söyleyeceğim. Bir kere belediye başkanlığı noktasında Erzurum sadece büyükşehir belediyesi olarak görüyoruz ki burada hata ediyoruz. Erzurum'un Palandöken'de Orhan Bulutlar'la olan bir büyük bir boşluk var. Mesela Palandöken Belediyesi neresinden tutarsak tutalım elimizde kalıyor. Yani eğer ki kulis konuşmalarını baz alırsak bakanların büyük şehirlere, milletvekillerinin de önemli olan alt belediyeler. Asla İbrahim Aydemir'i bir ilçe belediye başkanlığı gibi bir görevde ben düşünemem. Yok, isim olarak önemli değil. Yani şehrimizin gelişmesine kalkınmasında eğer İbrahim Aydemir'i belediye başkanı olacak derlerse milletvekillerin arasında... Ya zaten AK Parti'de bu böyle oluyor, onu söyleyeyim. Yani AK Parti'nin siyaset yapısı böyle yani. Genel merkezden söylenen yapılıyor yani. Zaten tüm milletvekilleri de şöyle diyorlar. Milletvekilliğinden bizi alırlarsa nefer olarak çalışmaya da hazırız diyorlar. Ama
şöyle söyleyeyim, yani eldeki ürünü, malzemeyi, insanları kucaklayan, insanlarla beraber olan birçok siyasi eğilimi İbrahim Aydemir aynı zamanda bünyesinde, bir dakika ben tamamlayayım, kendi bünyesinde barındırabilen bir insan. Yani daha önceki programlarda söylemiştik, Cumhuriyet Halk Partili de, Milliyetçi Hareket Partili de, yani İbrahim Aydemir'in bir milliyetçi tabanı, toparlama, bir araya getirme gibi bir kabiliyetin olduğunu, gıcık olsanız da doğrusu bu. Ben biliyorum gıcık olanları, siz gıcık olmayın. Bu tespit benim tespitim, ben tespit yaparım. İbrahim Aydemir'in mesela Milliyetçi Hareket Partisi, milliyetçi tabanı toplama, bir araya getirme gibi çok önemli bir kabiliyetin olduğunu da biliyorum. Şu soruyu şöyle sorsaydınız, mevcut milletvekillerimizden hangisi, özür dilerim yanlış söyledim, hangisi belediye başkanı olur deseydiniz, İbrahim Aydemir ismi ilk öne çıkarırsınız. Yani olabilirmiş. Yani, evet, yani, ben olur demiyorum. Belki onun kalbinden geçmiyor. Belki bunu kendi için... Recep Akdağ'ı bu tarafa alalım, Sayın Bakanımızı bu tarafa alalım. Diğer milletvekillerinden hangisi belediye başkanı olsun sorarak sorusu karşıma çıksaydı ilk isim aklıma İbrahim Aydemir, Aydemir gelebilirdi. Neden? Evet, evet. Çünkü İbrahim Aydemir dediğiniz gibi hem Milliyetçi Hareket Partisi tabanı var, hem halkta bir tabanı var ve halkın karşılığı olabilmesi ve Erzurum'un mesela gazetecilik mesleğinden geldiğinden dolayı sorunlarını ve sıkıntılarını daha yakinen bilen birisi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, diğer milletvekillerimize bakalım. Orhan Deligöz hayvancılık ve tarım ve hayvancılıkta gerçekten bir görev aldı ama bugüne kadar sayın vekilimizin Erzurum'daki tarım ve hayvancılık adına kısa bir süre oldu. Belki projeleri vardır, hayata geçirecektir. Tek merkezden Doğu Anadolu bölgesini kapsayacak projeler üretiyordur. Ama bu projelerin bir an önce hayata geçmesi için bir karşımıza bir şey istiyoruz. Yani Erzurum'da tarım ve hayvancılık ne olacak? Şimdi tarıma bakıyoruz, tarım çok kötü bir durumda. Hayvancılığa bakıyoruz, kötü bir durumda. Orhan Deligöz sayın vekilimizin ben bir ışık olacağına inanıyordum ama henüz elle tutulur, gözle görülür bir şeyi de görmediğimin de altını çize çize söylüyorum. Zehra Taşkesen ne oldu? Geçen Samsun'daydı, ondan önceki hafta Sivas'taydı. Sayın vekilimizi de Erzurum'u artık bekliyoruz. Bunu da söyleyeyim ama Zehra Taşkesen oğlu ekonomi noktasında iyi bir milletvekili mi? Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ekonomi noktasında İstanbul Ticaret Borsası'ndaki başarılı çalışmalarından dolayı ekonomi noktasında iyi bir noktada. Mustafa Ilıcalı, evet Mustafa Ilıcalı'ya biz göreve geldiği ilk günde şunu söylemiştik. Projeler. Evet projeler var, gerçekleşmesini bekleyen projeler var. Şehrimiz adına sevindirici projeler var. Ama 2026'daki olimpiyatlara meclis kürsüsünde Erzurum'a davet ediyorum dediğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı demişti ki 9 yıl sonrası için mi? Evet 9 yıl sonrası için Erzurum biliyorsunuz 2026'daki olimpiyatların Türkiye ayağındaki tek adayı olarak girdi. Ben buradan dolayı da Mustafa Ilıcalı'yı tebrik ediyorum. Yani onu hani bir çocuğu büyütür besler gibi büyüttü, besledi, getirdi ve şu anda Erzurum 2026 olimpiyatlarına aday oldu. Bunu genel merkezde konuştu, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu, bunu kahvehanede konuştu, bunu halk arasında konuştu, bunu bir çocuğu gibi getirdi. Ben artık sonuçlandıracağı günü bekliyorum. İnşallah 2026 olimpiyatlar Türkiye'de yapılır diyorum canım. Şimdi kim ona kim kala 2026'ya. Cekli caklı işleri ben siyasette hiç sevmiyorum. Siyasette sevmediğim gibi bürokraside de sevmiyorum. Halka umut veren ama ortada somut şeylerin olduğu projelerle ilgilenmek lazım. Mesela geçen hafta içerisinde Erzurum milletvekilimiz İbrahim Aydemir Erzurum'dan bir ekibi toplayarak Ovit tüneline gitti. Ovit tünelini ve Ovit tüneline bağlı bağlantılı tünellerin ne olacağını, nasıl olacağını gitti orada denetledi ve inceledi. Şimdi onun için cekli caklı projeleri bir kenara bırakacağız. Biz elle tutulur somut işleri artık konuşacağız. Efendim 2026'da 7 tane aday ülke var. 7 aday ülkeden bir tanesi de Erzurum. Olur mu, olmaz mı? Kim öle, kim kala? Bu tür şeyleri bırakalım. Biz şimdi işte Ovit tünelini İbrahim Aydemir'in tabiriyle Erzurum'a deniz getiren projeyi ve Ovit tünelinin bağlantılı tünellerinin yollarının ne olacağını konuşalım, konuşmalıyız. Erzurum'da sivil toplum örgütlerinde seçim oldu. Erzurum'da sivil toplum örgütlerinde büyük bir değişim yaşanmadı ama işte Erzurum borsasına milletvekillerimizin bir projeksiyon, bir pencere açması gerektiğini düşünüyorum. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'na artık birilerinin hey titreyin ve kendinize gelin artık yeter.
bu şehirde ticaret adına ne yapacaksınız demesi gerekiyor milletvekillerimiz. Onun için burada kimin belediye başkanı olacağı, kimin milletvekili olacağı konusunu tabii ki konuşmak bizim işimiz. Ama milletvekillerimiz de mesela bir milletvekili efendim onurlu olmalı. Onurlu olmalı ve onursuzlarla mücadele etmek için milletvekili olmalı. Mesela bir milletvekili duruşlu olmalı ve duruşsuz olan insanlarla mücadele etmek için milletvekili olmalı. Bir milletvekili dürüst olmalı ve sahtekar insanlarla mücadele etmek için milletvekilliği yapmalı. Bir milletvekili delikanlı olmalı ve delikanlı duruşlar sergilemeyen insanlara karşı mücadele vermeli. Bir milletvekilliği milli olmalı, şehrini sevmeli ve şehrini sevmeyenlerle ilgili bir mücadele başlatmalı ve yürütmeli. Bir milletvekili doğru olmalı, doğru olmayan insanlarla mücadele işine girmeli. Bir milletvekili ne konuştuğunu, ne yaptığını, nasıl tavır sergilediğini, nasıl duruş sergilediğini bu millete, bu halka göstermeli diye düşünüyorum kardeşim. Şimdi onun için bir milletvekili profili çiziyoruz. Çizmiş olduğumuz milletvekili profilinin bu şehre ne derece faydalı olduğunu konuşma zamanı artık geldi. Şimdi artık her şeyi şu masanın üzerine koyacağız, her şeyi konuşacağız. Bir daha söylüyorum, bu manşet de olabilir, yaparsın yapmazsın bilmiyorum. Cekli caklı vekil istemiyoruz kardeşim. Cekli caklı proje istemiyoruz kardeşim. Elimizdeki mevcut projeleri ne yaptığımızı, nasıl geliştirdiğimizi, şehre nasıl katma değer, şehre nasıl istihdam, şehre nasıl ihracat, ticaret, sanayi kazandırdığımızı konuşacak milletvekilleri istiyoruz. Varsa lütfen çıksınlar ve konuşsunlar. Devamında milletvekillerimizi bağlayan çok önemli konulardan bir tanesi, işte İbrahim Topal kardeşimizin vermiş olduğu günün en önemli konusu bu. En önemli konusu bu, bunu takip edeceğiz sonuna kadar. Bilgisi olan, belgesi olan da bizle lütfen paylaşsın. Onu, bu şehit ailemize verilen evin altında bir şey var mı yok mu? Bununla ilgilenenler ve gerekli soruları sordu. Varsa da bir hatamız, bir yanlışımız şehidimize karşı izale edeceğiz, tamir edeceğiz, doğrusunu yapacağız. Diyorum. Konuyu da burada kapatalım.